Bugün Focusrite Scarlett Solo'yu inceleyeceğiz. Mix mastering ve prodüksiyonu bir kenara koyalım. Bugün gitarist gözüyle Scarlett Solo'yu inceleyeceğiz. Neden? Çünkü Scarlett Solo ile birlikte Hitmaker Expansion'ı geliyor. Hitmaker Expansion'ın içerisinde birçok harika plugin yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de Softube'ün Marshall simülasyonu. Marshall Silver Jubilee simülasyonu. Bir gitarist olarak böyle ufak tefek kullanışlı bir ses kartı ve bilgisayar kombinasyonuyla ihtiyaçlarımızı giderebilir miyiz? Kayıt, egzersiz, hatta sahne dahi yapılabilir. Buna bir göz atalım istedim. Scarlett Solo ile böyle gitar tonları elde edelim. Kayıtlarda nasıl kullanabiliriz? Birazcık bunları konuşalım istedim. Önce dilerseniz Focusrite Scarlett Solo'nun üzerindeki giriş ve çıkışlara bir göz atalım. Ne şekilde kullanabiliriz ondan bahsedelim. İki kanallı bir ses kartı. Birinci kanalımız XLR girişe sahip. İkinci kanalımız enstrüman girişine sahip veya line girişine sahip. Doğrudan gitarı bağlayacaksak şuradaki enstrüman düğmesine basıyoruz. Ama eğer synthesizer gibi bir cihaz bağlayacaksak o zaman enstrüman düğmesine aktif etmememiz gerekiyor. 48 volt phantom power'ımız var birinci kanal için ve yine birinci kanalı yani mikrofon preampımız için air fonksiyonumuz var. Air'i devreye aldığımızda daha pristine diyebileceğimiz, daha temiz, daha böyle hava dokusu olan bir sound'umuz oluyor açıkçası. Büyük bir monitör düğmemiz var. Onun hemen yanında direct monitör girişimiz, kulaklık bağlantı noktamız var. Birinci ve ikinci kanalımızın gain düğmelerinin etrafında LED bir şerit yer alıyor. Böylece giriş hassasiyetini peak yapmayacak şekilde ayarlamamıza yardımcı oluyor. Arka tarafına göz attığımızda ise iki tane monitör çıkışımız var. TRS jack şeklinde USB Type-C bağlantı noktamız ve Kingston lock kilit bölümümüz mevcut. Oldukça kompakt, ufak ve kaliteli bir ses kartı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi benim ilgimi çeken kısma gelelim. Hitmaker Expansion'ı benim ilgimi çekti. Bakalım hangi pluginlerle birlikte geliyor. Vokaller için Auto-Tune'la geliyor. Relab'ın yine Lexicon 480, LX480 reverb'üyle geliyor. Bu plugin'i daha önce başka videolarımda da kullanmıştım. Oldukça güzel bir reverb olduğunu söyleyebilirim. Gitar için ilgimi çeken kısım Softube'un Marshall Silver Jubilee ile geliyor. Bunu zaten bugün deniyor olacağız. Yine klavye soundlarımız için Addictive Keys ile birlikte geliyor. Davullar için de yine Addictive Drums Studio Rack paketiyle beraber geliyor. Mix için de oldukça güzel araçlar sunuyor. BX'in Focusrite konsolu, Red 2-3 plugin suite'i ve Lander aboneliği ile birlikte geliyor. Böylece masteringlerinizi otomatik olarak yapay zekaya Lander'ın hizmetlerinden faydalanarak yaptırabiliyorsunuz. Şimdi gelelim benim ilgimi çeken kısma. Gitar için bu ses kartını nasıl kullanabiliriz? Hemen Ableton'ı açıyorum. Bu arada Focusrite ile beraber Ableton Live Lite da geliyor. Eğer bir DAW'ınız yoksa direkt Ableton'la da başlayabiliyorsunuz. Focusrite Scarlett Solo'yu Focusrite hesabına kayıt ettiğinizde size Hitmaker Expansion'da yer alan pluginler için ayrı ayrı kodlar veriyor. Ben Softube'un Marshall Silver Jubilee simülasyonunu indirmek istediğim için onunla ilgili kodu aldım. Zaten otomatik olarak Softube'un sitesine yönlendirdi beni. Oradan plugin'i indirdim ve kendi hesabıma kaydedip kullanabilmeye başladım. Şimdi plugin'i açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda Amfi'nin kafa bölümünü sol tarafta görüyoruz. Sağ tarafta ise konsol bölümünü görüyoruz. Konsol bölümünde neler var? Condenser ve dinamik mikrofon setupları bulunan bir konsol arayüzü var. Sol üst köşede noise gate'imiz, onun hemen yanında master yani genel çıkışımız, master level'ımız var. Onun yan tarafına baktığımızda ise oda mikrofonu delay'i var. Yani oda mikrofonlarını geciktirerek bir delay elde edebiliyoruz. Yine alt tarafa geldiğimizde mikrofonların pan ayarları, açıp kapama tuşlarını görüyoruz. Buradaki channel strip'ler üzerinde de mikrofonların modeli yazıyor. Örneğin şu anda condenser mikrofonlara bakıyoruz. 67 Neumann'ın bir modeli. Yine 87'de UA87. Yine oda mikrofonlarımızı da burada görebiliyoruz. Buradaki mikser aracılığıyla istediğimiz mikrofonu istediğimiz oranda karıştırabiliyoruz. Dinamik mikrofonlara geldiğimizde ise SM7B ve SM57 gibi seçeneklerimiz var. Yine burada da oda mikrofonu olarak Neumann U87 ve Sennheiser MD251 tercih edilmiş diye düşünüyorum. Şimdi bu güzel amfi simülasyonunun bir sesini duyalım ve biz gitaristler olarak böyle bir çözümle neler yapabiliriz ona bir göz atalım. İlk izlenim sanki gerçekten bir odanın içine amfi koymuşuz gibi geldi bana açıkçası. Burada tabii ki oda mikrofonlarının da etkisi var. Diğer presetlere de hızlıca bir göz atalım. Müzik
Bence oldukça güzel. Şimdi gitarımda bir dip gürültüsü duyuyorsunuz. Bu gitarın doğası gereği çok normal. Çünkü iki tane single coil'den oluşan bir tele kullanıyorum. Bu dip gürültüsünden istersem şuradaki noise gate ile kurtulabilirim. Gördüğünüz gibi şu anda dip ses sorunumuz da çözülmüş oldu. Tabii çalarken yine devreye giriyor. Buradan hassasiyetini ayarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi dip sessiz bir şekilde kayıtlarımızı gerçekleştirebiliriz. Şimdi gelelim Ableton ayarlarına. Bu arada Focusrite Scarlett ile birlikte eğer bir DAW'ınız yoksa Ableton Live Lite da geliyor. Dolayısıyla ekstra hiçbir masraf yapmadan gitar kayıtları yapabileceğiniz, gitarınızla egzersizler yapabileceğiniz, kayıt yapıp başka müzisyen arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz ya da full prodüksiyonlar yapabileceğiniz bir pakete sahip olmuş oluyorsunuz aslında. Ableton ayarlarına geldiğimde giriş cihazı ve çıkış cihazı olarak Scarlett Solo'yu seçtim. Ardından buffer size'ımı mümkün olduğunca düşük tuttum. Böylece gitarı gecikmesiz olarak duyabilirim. Tabii ki burada amfi simülasyonu kullanacağımız için ben gecikmeyi dikkate alacak şekilde ayarlarımı yapıyorum. Eğer amfi simülasyonu kullanmayacak olsaydım, örneğin bir bas gitar kaydedecek olsam ya da işte akustik gitarı mikrofonlayacak olsam, o zaman direct monitör tuşuna basıp daha gecikmesiz, hiç bilgisayara gitmeden direkt aldığım kaydı ses kartı üzerinden dinleyebilecektim. Fakat biz burada plugin'i duymak istediğimiz için direct monitör fonksiyonunu ben şu anda devreye sokmadım. Buffer size'ımı mümkün olduğunca düşük tuttum. Benim bilgisayarım 128 sample'a kadar destekledi. Yani problemsiz bir şekilde kullandırdı. Ardından da burada 12 milisaniye kadar bir gecikme gördüğüm için şuraya -12 milisaniyeyi manuel olarak girdim. Başka yaptığım ayarlar ne diye soracak olursanız, ayarlara geldim. Burada delay compensation'ı açık tuttum. Dilersem eğer reduce latency ve monitoring seçeneğini de devreye alabilirim. Bu niçin lazım? Örneğin ben bu gitar sound'unu çok beğendim ama ayrıca bir reverb eklemek istiyorum. Mesela buraya da Lexicon simülasyonumu attım. Reverb'ümü devreye aldım. Böylece daha gecikmesiz güzel bir şekilde duyabilirim. Buna bir de delay eklersek acaba nasıl olur dedim. Delay'de Ableton'ın kendi standart delay'ini kullandım. Şu anda sound'um oldukça güzel geliyor. Şimdi ben amfiyi kendi zevkime göre ayarladım. Kendi zevkimden kastım ne size onu da anlatayım. Burada amfiyi birazcık anlıyor olmak gerekiyor. Amfinin topolojisini birazcık anlamamız gerekiyor. Örneğin burada input gain'imiz var. Input gain'ini daha fazla açarak amfiyi daha fazla distortion'a sokabiliriz. Fakat ben bunu tercih etmiyorum. Neden tercih etmiyorum? Çünkü input gain'i yüklendikçe amfi daha bas bir karaktere bürünüyor. Ve basları kısarak da ondan kurtulamıyoruz. Tabii ki plugin'in önüne arkasına bir equalizer atarak oradan faydalanabiliriz. Fakat ben şu anda sadece bu plugin'le bu güzel gitar sound'u almak istiyorum. O yüzden input gain'imi ortanın birazcık gerisinde, yani 4-4.5 aralığında tuttum. Ortayı 5 kabul edersek. Midlere oldukça yüklendim. Bu gitarın karakteriyle ve tellerin durumuyla da birazcık alakalı. Tizleri biraz açtım. Basslar ortanın biraz gerisinde ve presence'i de birazcık açtım. Amfinin high output'undan yararlandım. Ve ortaya şöyle bir sound çıktı. Şimdi bu soundla gitar kaydı yapabilirim. Oldukça güzel bir şekilde. Backing trackler üzerine egzersiz yapabilirim. Veya bu simülasyonu kullanmadan clean gitarlar da kaydedebilirim. Açıkçası böyle ufak bir ses kartı bence her gitaristin elinde bulunması gerekiyor. Özellikle Focusrite Scarlett Solo bunu gayet güzel yapabilen ses kartlarından. Hem taşıma anlamında pratik, hem setup anlamında pratik. Yani gitara yeni başlıyorsanız bir prosesörle de başlayabilirsiniz elbet. Fakat bu tarz bir setupla besteleriniz de varsa ya da kayıt yapan bir müzisyenseniz, ki yapmıyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Kayıt müzisyenin aynasıdır, size oldukça geliştirecektir. Benim önerebileceğim bir setup açıkçası. Gerçekten uygun maliyetli, size birçok katma değer sunan bir paket olmuş. Şimdi YouTube üzerinden bir parça açıp üzerine birazcık gitarla takılalım. Bakalım nasıl duyulacak yazdığım ton. Thank you.
Gitar sound hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Albüm gibi tınladığını ben düşünüyorum açıkçası. Tabii ki sonradan bir noise gate atılabilir. Öncesine bir noise gate atılabilir. Öncesine bir overdrive, sonrasında bir equalizer, kompresör atılabilir. Fakat ben size sadece saf soft tube'un Marshall simülasyonunu göstermek istedim. Gerçekten bir amfi gibi çalarken hissettiriyor. Tabii ki sadece gitar gözüyle veya gitarist gözüyle bakmamak gerekir. Focusrite Scarlett Solo aslında bize komple bir prodüksiyon imkanı sağlayan ufacık bir ses kartı. Kayıt, mix, mastering gibi diğer uygulamalarda da kullanılabilir. Bugün benim gitarist olarak bunu incelemek istememin sebebi yanında gelen Hitmaker Expansion paketiydi aslında. İçerisinde double plugin'i, klavye, piyano plugin'i, gitar, amfi simülatörü, reverb'ler, konsol simülasyonları, autotune, Ableton Live Lite, 3 aylık Splice aboneliği, Lander aboneliği gibi çok fazla imkanla beraber geliyor. O yüzden de ilgimi çekti. Gitaristler bundan ne şekilde faydalanabilir sizlerle paylaşmak istedim. Bir örnek olsun istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Kanala destek sağlamak isterseniz süper teşekkür veya katıl butonlarımız aktif. Son olarak unutmadan Ev Stüdyo'yu Instagram üzerinden de takip etmenizi rica ediyorum. Ürün linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. Hoşça kalın.